Peki eş zamanlı olarak Özgür Suriye Ordusunun e, bu bayrak yakması, bayrakları indirmesi, parçalaması vesaire bu ikisi arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Hayır. Yani Suriye'deki olaylar daha önce başladı. Hı. Orada da bütün Özgür Suriye Ordusu değil bakın, Azizdekiler yaptılar bunu, ama Özgür Suriye Ordusunun büyük birlikleri TSK'ya sadık kaldı. Hı. Peki neden azizde Çünkü Türkiye, Rusya ve Suriye Aziz üzerinden bir yeni sınır kapısı açtılar. Suriye ile doğrudan ticaret için. Yani bu da Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinin ilk mini adımlarından bir tanesi. Hayır bunu yapamazsınız dediler. İki, Gaziantep'ten insanların oraya yollanmasına karşı çıktılar. Bunları yollayamazsınız. Şimdi bahsettiğiniz As az önce evet, bahsettiğimiz. Evet. Şimdi bakın buna kadar kötü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ya şişe ne oluyor kardeşim? Şişe ne oluyor? Bu adamlar Suriyeli ve sadece bunlar değil. Diğerleri de gelecekler memleketlerine, vatanlarına. Hatta siz az şeyle bakın Afrin'de kayıtlarını izledim bir, birisi bağırıyor. Siz Esat'la görüşürseniz biz de PYD ile görüşürüz diyor. Türkiye'yi böyle kimse, Türkiye'deki iktidarda kim olursa olsun ee, tehdit edemez. Evet. E, peki tehdit edemez ama e, bu aynı zamanda da bir riski ortaya koyuyor mu? Tabii ki hiç şüphesiz. Nasıl bir risk? E, bu bölgenin nasıl karıştırılabileceğine dair bir risk. Esasen ben Kayseri olaylarında provokasyon görmüyorum hı hı. ama Suriye'nin kuzeyindeki olaylarda yüzde yüz provokasyon var. Yabancı karışımı var. Orası tahrik edildi. Türkiye'ye karşı. Ve bu normalleşmeye karşı mı yapıldı? Bu tabii normalleşmeye de karşı daha yani biz Suriye ile görüştük hemen el sıkıştık falan. Ee, şansımız şu Amerika Birleşik Devletleri'nin yani şu anda bir başkanı yok. Yani Biden başkan değil. Ee, ve Trump seçilecek ve Trump yönetimi içerisinde e, bazıları şunu söylüyorlar. Biz Suriye'de, PYD'de ısrar edersek Türkiye'yi tam anlamıyla Rusya'ya ve Çin'e kaybedeceğiz. Onun için PYD'ye desteğimizi sona erdirip bölgeden çekilmeliyiz. Tabii e, bu Türkiye'nin işini kolaylaştırır. Ama bu kolay mı? Hayır. Trump daha önce de çekilmek istedi. Pentagon ve İsrail izin vermedi. Şimdi e, Trump daha güçlü mü geliyor? Evet daha güçlü geliyor. Daha konuları öğrenmiş geliyor. Türkiye e, bu konuda daha e, kararlı durabilir dilerim. Ve e, bütün bunlar bu sorunun çözüleceği bir uluslararası konjonktürde yaratabilir. Evet. Ama içeride e, AKP'nin ve onun ötesinde Türk siyasetinin e, bir kararlı tavır göstermesi lazım. Evet. Şimdi biz de bu kararlı tavrın... Ee, ilk adımlarını oluşturmak adına e, sınır güvenliğini sağlayacak bazı adımların atılabilmesi için işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayarak partileri ziyaret etmeye başladık.